Hazreti Peygamber'in bazı sahabilerine dua adabını öğretmeleri. Hazreti Peygamber yanından geçerken, "Ey Rabbim, senden sabır istiyorum" diye dua eden bir kişiye, "Sen Allah'tan bela istemiş oldun. Bunun yerine ondan sağlık ve afiyet dile" buyurdular. Başka bir günde bir adamın, "Rabbim, senden nimetin tamamını istiyorum" dediğini duydular. Bunun üzerine ona, "Ey insanoğlu, sen nimetin tamamının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordular. Adam, "Hayır, bilmiyorum ey Allah'ın Resulü. Fakat ben bununla hayır talep ediyorum" deyince de, "Nimetin tamamı ateşten kurtularak cennete girmektir" buyurdular. Adamın birinin, "Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım" diye dua etmekte olduğunu işittiklerinde ise ona, "Senin duan kabul olacaktır. Allah'tan dilediğini iste" buyurdular. Hazreti Peygamber'in ahirette verilecek cezanın bu dünyada verilmesini isteyen bir kişiye dünyada ve ahirette güzellik istemesini tavsiye etmeleri. Hazreti Peygamber bir gün hastalıklarından dolayı tüyleri yolunmuş kuş yavrusuna dönen bir kişinin ziyaretine gittiler ve ona, "Sen Allah'a nasıl dua ediyorsun?" diye sordular. Adam, "Ben, ey Allah'ım, bana ahirette verilecek cezaları bu dünyada ver ve oraya bir şeyi bırakma diye dua ederim" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Niçin Allahümme atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar?" "Ey Allah'ım, bize dünyada da bir güzellik nimet, ahirette de bir güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru" diye dua etmedin buyurdular. Hazreti Peygamber'in bu sözleri üzerine adam bu şekilde dua etti. Allah da ona şifa verdi. Hazreti Peygamber'in kendisinden önce ölmesi için dua isteyen Beşir bin Hassasiye'nin bu isteğini reddetmeleri. Beşir bin el-Hassasiye şöyle anlatıyor. "Hazreti Peygamber bana, beni Rabiatul Kaş'an'dan getiren ve peygamber eliyle Müslüman olmamı sağlayan Allah'a hamd ediyorum" de buyurdular. "Ey Allah'ın Resulü, senden önce ölmem için Allah Teala'ya dua eder misiniz?" dediğimde ise, "Ben böyle bir duayı hiç kimse için yapmam" buyurdular. Hazreti Peygamber'in dua ettiklerinde önce kendilerinden başlamaları ve secini dualardan kaçınmaları. Hazreti Peygamber dualarına kendi nefislerinden başlarlardı. Bir gün Musa aleyhisselamla salih kul arasında geçen hadiseden bahisle, "Allah'ın rahmeti bizim ve Musa'nın üzerine olsun. Eğer o sabretmiş olsaydı daha ne acayip şeyler görecekti" buyurdular. Sonra da, "Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. O takdirde benim tarafımdan benimle arkadaşlık etmemen için sana bir özür ulaşmıştır" dedi. Mealindeki ayet-i kerimeyi okudular ve bunu yaparken de özür kelimesini uzattılar. Ayşe validemiz, Medine vaizi İbni Ebi Saib'e, "Sakın dua ederken seci yapma. Çünkü Hazreti Peygamber ve sahabileri asla böyle yapmazlardı" demişti. Hazreti Ömer'in bir kişiye dua adabını öğretmesi ve İbni Mesud'un seher vaktinde dua etmeleri. Hazreti Ömer bir gün adamın birinin fitneden Allah'a sığındığını duydu. Bunun üzerine ona, "Ben senin bu duandan Rabbine sığınıyorum. Sen Allah Teala'ya sana mal ve çoluk çocuk vermemesi için mi dua ediyorsun?" dedi. Bir başka rivayette ise şunları söylemiştir. "Sen Allah'ın sana mal ve çocuklar vermesini istemiyor musun? Fitneden Allah'a sığınmak istediğinizde onun insanı sapıklığa ve kötü yola sevk edenlerinden sığınınız." Muharib bin Disar'ın amcası şöyle anlatıyor.
Bir gün seher vaktinde Abdullah bin Mesud'un evinin yanından geçiyordum. Onun şöyle dua ettiğini duydum. Ey Allah'ım! Beni çağırdın, bunun için dergahına geldim. Emrettin, sana itaat ettim. Şu seher vaktinde günahlarımı bağışla. Daha sonra kendisiyle karşılaştığımda ona, seher vaktinde söylediklerini işittim, dedim. Bunun üzerine o, Yakup aleyhisselam da bize af talebinde bulun diyen çocuklarının bu isteğini seher vaktinde yerine getirmişti, dedi. Hazreti Peygamber'in dua ederlerken ellerini kaldırmaları ve duadan sonra da yüzlerine sürmeleri. Hazreti Peygamber dua ederlerken ellerini kaldırırlar, duadan sonra da bunları yüzlerine sürerlerdi. Hazreti Peygamber dua için ellerini kaldırdıklarında onları yüzlerine sürmeden indirmezlerdi. Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'i Ahçar-ı Zeyd'de ellerinin iç kısmıyla dua ederlerken gördüm. Duayı bitirdikten sonra ellerini mübarek yüzlerine sürdüler. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber dua ederlerken ellerini kaldırırlardı. Elleri havada o kadar çok kalırdı ki ben usanırdım. Hazreti Peygamber ellerini havaya kaldırarak şöyle dua ederlerdi. Ey Allah'ım! Ben ancak bir beşerim. Bunun içinde herhangi bir kişiye kötü söylemişsem ya da birini incitmişsem, bundan dolayı beni azaba düçar eyleme. Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'in ellerini kaldırarak şöyle dua ettiklerini duydum. Ben ancak bir beşerim. Herhangi bir mümini incitmiş veya onlardan birine kötü bir söz söylemişsem, beni bu yüzden cezalandırma. Hazreti Peygamber'in düşmana beddua ettikten sonra ellerini yüzlerine sürmeleri. Hazreti Peygamber, Medine'yi kuşatan müşrikler tarafından taş üstünde taş bırakmamacasına tahrip edilmiş, Müslüman göçebelerden bir kabilenin yurdundan geçerken, ellerini mübarek yüzlerine doğru kaldırarak onlara beddua ettiler. Bu sırada göçebelerden birisi, ''Anam babam sana feda olsun, ey Allah'ın Resulü, ellerini uzat.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ellerini mübarek yüzlerinin yanına doğru uzattılar, fakat yukarı kaldırmadılar. Ebu Nuaym ve şöyle diyor, ''Ben İbni Ömer'le İbni Zübeyir'in dua ettiklerini, ve duadan sonra ellerinin iç tarafını yüzlerine sürdüklerini gördüm. Hazreti Peygamber'in sahabilerinden bazı kimselerin dualarına amin demeleri. Bir kişi Zeyd bin Sabit'e gelerek bir şey sordu. Bunun üzerine Zeyd adama şunları söyledi. Ebu Hureyre'ye git. Çünkü bir gün ben, Ebu Hureyre ve bir de falan adam mescitte oturmuş, Rabbimizi anarken Hazreti Peygamber yanımıza geldi ve bizimle birlikte oturdular. Bunun üzerine biz uzun bir süre sustuk. Nihayet Hazreti Peygamber, ben geldiğimde ne söylüyorsanız ona devam ediniz buyurdular. Arkadaşımla ben Ebu Hureyre'den önce davranarak dualarımızı tekrarladık. Hazreti Peygamber de amin dediler. Bizden sonra da Ebu Hureyre, Rabbim, senden arkadaşlarımın istediklerini ve bir de unutulmayan bir ilim isterim, dedi. Hazreti Peygamber onun duasına da amin dediler. Ebu Hureyre'nin duasını işittiğimizde, ey Allah'ın Resulü, biz de Allah'tan unutulmayan bir ilim isteriz, dedik. O zaman Hazreti Peygamber, bu konuda Devs kabilesinden olan şu genç, yani Ebu Hureyre, sizi geçti buyurdular. Hazreti Ömer'in halktan duasına amin demelerini istemesi ve kıtlık senesinde dua etmesi. Hazreti Ömer bir gün etrafındakilere, ben üç dua edeceğim, siz de amin diyeceksiniz dedi ve sonra da şöyle dua etti. Rabbim, zayıfım, beni kuvvetlendir. Katı kalpliyim,
kalbimi yumuşat. Allah'ım, cimriyim, beni cömert kıl. Said bin Yezid şöyle anlatıyor. Kıtlık senesinde bir sabah Hazreti Ömer'i gördüm. Eski püskü elbiseler içerisinde, sırtında ancak dizlerine gelebilen bir aba olduğu halde Allah'a yalvarıyordu. Yüksek sesle bağışlanma diliyor, gözlerinden mübarek yanakları üzerine devamlı surette yaşlar dökülüyordu. Sağında da Hazreti Peygamber'in amcası Hazreti Abbas oturuyordu. Hazreti Ömer daha sonra kıbleye döndü ve ellerini kaldırarak dua etmeye başladı. Halk da onunla birlikte dua ediyorlardı. Bir ara Abbas radıyallahu anh'in elinden tutarak, "Ey Allah'ım, biz Hazreti Peygamber'in amcasını şefaatçi kılıyoruz," dedi. Abbas radıyallahu anh de uzun bir süre onun yanında ayakta durarak gözlerinden yaşlar boşandığı halde dua etti. Hazreti Ömer'in sahabilerden bir grupla oturması ve tek tek her birinin dua etmeleri. Hazreti Ömer yatsı namazlarından sonra mescidi kontrol eder, namaz kılanların dışındakileri dışarı çıkarırdı. Bir gece yine her zamanki gibi yatsı namazından sonra mescidi kontrole geldi. Aralarında Übey bin Kab'ın da bulunduğu bir grup ashabın oturmakta olduğunu gördü ve "Bunlar kimdir?" diye sordu. Übey, "Yakın arkadaşlarından bazıları ey müminlerin emiri," dedi. Hazreti Ömer'in, "Peki yatsıdan sonra burada işiniz ne?" demesi üzerine de, "Oturup Allah'ı zikrediyorduk," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer de yanlarına oturdu ve en yakınında bulunan kimseye, "Duaya başla," dedi. Adam dua etti. Böylece Hazreti Ömer, orada bulunanların hepsine teker teker dua ettirdi. Sıra onun diğer tarafında oturmakta olan Ebu Said'e geldiğinde, o Hazreti Ömer'in heybetinden dili tutularak zangır zangır titremeye başladı. Bunu hisseden Hazreti Ömer ona, "Rabbim beni bağışla, Allah'ım bana merhamet eyle de mi diyemezsin?" buyurdu. Sonra sıra kendisine geldiği için Hazreti Ömer duaya başladı. Orada bulunanlar içinde Hazreti Ömer'den daha fazla gözyaşı döken yoktu. Duasını bitirdiğinde, "Bu kadar yeter, artık kalkınız," dedi. Böylece herkes mescidi terk etti. Hubeyb bin Mesleme ile Numan bin Mukarri'nin savaştan önce dua etmeleri. Hubeyb bin Meslemetül Fıhri, duası makbul bir kimseydi. Bir keresinde o, bir ordunun başına geçirilerek Rum memleketine gönderildi. Rum ordusuyla karşılaştıklarında Hubeyb Müslümanlara, "Ben Hazreti Peygamber'in bir cemaat bir araya gelerek içlerinden bazıları dua eder, diğerleri de amin derse Allah Teala dualarını kabul eder buyurduğunu işittim," dedi. Sonra da Allah'a hamdü senalar ederek şöyle dua etti. "Rabbimiz, kanlarımızı koru ve bize şehit sevabı ver." Onlar bu durumdayken düşman kumandanı gelerek Hubeyb'in çadırına girdi. Numan bin Mukarrin bir savaştan önce Müslümanlara, "Ben bir dua edeceğim. Siz hepiniz amin deyiniz," dedi ve sonra da şu duayı yaptı. "Ey Allah'ım, bugün Müslümanlara yardım eden Numan'a şehitlik nasip et. Müslümanlara da fethi müyesser eyle." Hazreti Peygamber'in yüksek sesle dua eden Zülbecadeyn hakkında, "O Allah'ı çok anan birisidir," buyurmaları. Hazreti Peygamber kendisine Zülbecadeyn denilen sahabi hakkında, "O evvahtır," derdi. Çünkü bu zat Allah'ı çok zikreder ve yüksek sesle dua ederdi. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ömer'den dualarında kendisini de unutmamasını istemeleri, sahabilerin Hazreti Peygamber'den dua talep etmeleri. Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. "Hazreti Peygamber'den umre yapmak için izin istedim. İstediğim izni vererek bana, "Ey kardeşim, dualarında beni de unutma," buyurdular. Hazreti Peygamber'in bu sözleri yanımda
tüm dünyanın benim olmasından daha sevindiricidir. Ebu Ümame el-Bahili şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir keresinde Hücre-i Saadetlerinden çıktıklarında bizim kendisinden dua beklediğimizi sezerek, "Rabbim, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bizden razı ol ve amellerimizi kabul eyle. Bizi ateşten koru ve işlerimizin rast gelmesini sağla," dediler. Sonra da bizim duayı daha fazla uzatmasını istediğimizi anlayarak, "Ben sizin için en kapsayıcı ve hiçbir eksik bırakmayan bir dua yaptım," buyurdular. Hazreti Peygamber'in sahabilerine kızgın kumlar içerisinde yatıp yuvarlanarak nefsini kınayan bir kişiden dua istemelerini söylemeleri. Bir gün adamın biri elbisesini çıkararak kızgın kumların üzerinde yatıp yuvarlanmaya başladı. Bir yandan da kendi kendine "Cehennem ateşini tat. Geceleri murdar bir leş gibi oluyorsun. Gündüzleri ise kahraman kesiliyorsun," diyordu. O sırada bir ağacın gölgesinde oturmakta olan Hazreti Peygamber'i gördü ve yanına vararak "Ey Allah'ın Resulü, nefsim bana galebe çaldı," dedi. Hazreti Peygamber de ona "Şunu bil ki göklerin kapıları senin için açıldı ve bütün melekler seninle iftihar ettiler," buyurdular. Sonra da sahabilerine dönerek "Kardeşinizin duasından yararlanınız," dediler. Bunun üzerine sahabilerin her biri ondan kendileri için dua etmesini istediler. Hazreti Peygamber de ona hepsine birden dua etmesini söylediler. O da şöyle dua etti: "Rabbim, takvayı onlar için azık eyle ve kendilerini hidayet üzerinde bir araya getir." Hazreti Peygamber de onun için "Ey Rabbim, sen onu muvaffak eyle," diye dua ettiler. O da "Allah'ım, onları cennetlik eyle," dedi. Hazreti Ömer'in Üveys el-Karani'den dua talep etmesi. Hazreti Ömer Üveys el-Karani'ye "Benim için Allah'tan af talebinde bulun," dedi. O da "Sen ki Hazreti Peygamber'in arkadaşısın, ben nasıl olur da senin için af talebinde bulunabilirim?" karşılığını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ben Hazreti Peygamber'in, tabiinin en hayırlısı, kendisine Üveys denilen kişidir," buyurduğunu duydum, dedi. Enes bin Malik'in kendisinden dua isteyen halk için dua etmesi. Basra yakınlarındaki Zadiye denilen yerde bulunduğu sırada halk Enes bin Malik'ten kendilerine dua etmesini istediler. O da şu duayı yaptı: "Ey Rabbim, bizleri bağışla, bize merhamet eyle, bize hem dünyada hem de ahirette bir hasene ver, bizi ateş azabından koru." Halkın daha fazla dua etmesini istediğinde de yine aynı duayı tekrarlayarak, "Bu dua kabul olunursa Allah Teala size dünya ve ahiret hayrı vermiş demektir," dedi. Hazreti Ömer'in Müslümanlardan içkiye dalmış bir kardeşleri için dua etmelerini istemesi. Şam'da akıllı ve güçlü kuvvetli bir kişi vardı. Bu kişi Şam temsilcisi olarak zaman zaman Hazreti Ömer'e gelirdi. Bir ara gelmez oldu. Hazreti Ömer merak ederek onun niçin görünmediğini sordu. "Ey müminlerin emiri, o içkiye daldı," denildi. Bunun üzerine Hazreti Ömer katibini çağırtarak şu mektubu yazdırdı: "Hattaboğlu Ömer'den falan oğlu falana, selam üzerine olsun. Kendisinden başka ilah olmayan, tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan, kuvvet ve şiddetli azap sahibi Allah Teala'ya hamd ederim. O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur ve dönüş yalnızca O'nadır." Sonra da orada bulunanlara dönerek Allah Teala'ya bu kardeşinizin tevbesini kabul etmesi ve onu doğru yola iletmesi için dua ediniz, buyurdu. Hazreti Ömer'in mektubu kendisine verildiğinde adam bunu tekrar tekrar okuyarak, "Evet, Allah Teala tevbeleri kabul edip günahları bağışlar. Onun azabı şiddetlidir. Hazreti Ömer beni onun azabından sakındırmış ve bana Allah'ın mağfiretini vaat etmiştir," dedi. Adam,
mektubu tekrar tekrar okudu ve ağladı. Sonra da tevbe ederek bir daha ağzına içki koymadı. Bunu öğrenen Hazreti Ömer şunları söyledi. Kötü yola düşen bir kardeşinizi gördüğünüzde ona nasihat ediniz ve kendisini bağışlaması için Allah'a dua ediniz. Sakın onu Allah'ın rahmetinden ve bağışlamasından ümitsizliğe düşürmeyiniz ve onun aleyhinde şeytana yardımcı olmayınız. Hazreti Peygamber'in bir kişiye "Sen Allah Teala'ya ismi azamıyla dua ettin." buyurmaları. Hazreti Peygamber, "Allahümme inni es'elüke bi enni eşhedü enneke ente Allah la ilahe illa ente el ehadus samedu ellezî lem yelit ve lem yûlet ve lem yekun lehu küfüven ehad." Ey Allah'ım, ben şehadet ederim ki sen kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın. Birsin, her şey sana muhtaçtır. Sense hiçbir şeye muhtaç değilsin. Sen ne doğurdun ne de doğruldun. Hiçbir şey sana denk değildir diyen bir adama şunları söylemişlerdir. Sen Allah Teala'ya ismi azamıyla yalvardın. Kim bu isimle yalvarırsa istediği kendisine verilir. Kim bununla dua ederse Allah onun duasını kabul eder. Hazreti Peygamber, "Ya del celali vel ikram" diye dua eden bir kişiye, "Duan kabul edildi, Allah'tan iste" buyurdular. Hazreti Peygamber, namaz kılarken yanından geçtiği Ebu Ayyaş Zeyd bin Samit Ez-Züraki'nin, "Allahümme inni es'elüke bi enni lekel hamdu, la ilahe illa ente, ya hennanu ya mennan, ya bedi'as semavati vel ardı, ya zel celali vel ikram." Ey Allah'ım, ben yalnızca senden istiyorum. Hamd ancak sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur. Ey Hannan, ey Mennan, ey yerlerin ve göklerin yaratıcısı, celal ve ikram sahibi dediğini duydular. Bunun üzerine ona şunları söylediler. Sen Allah Teala'dan en büyük ismiyle istedin. O öyle bir isimdir ki kendisiyle dua edene mutlaka icabet edilir. Onunla bir şey isteyene istediği mutlaka verilir. Hazreti Peygamber'in duasında Allah Teala'yı güzel bir şekilde öven bir göçebeye altın hediye etmeleri. Hazreti Peygamber bir gün bir göçebe Arap'ın namazında şöyle dua ettiğini duydular. Ey gözlerin göremediği, şek ve şüphelerin karışamadığı, hiç kimsenin vasıflandıramadığı, hadiseler karşısında değişmeyen, neticelerden korkmayan, dağların ağırlıklarını, denizlerdeki suyun miktarını, yağmur damlalarıyla ağaçlardaki yaprakların ve güneşin üzerinde doğduğu her şeyin sayısını bilen, hiçbir göğün bir başka göğü, yerin de bir başka yeri kendisinden gizleyemediği, denizlerin diplerindekini ve dağların en sarp yerlerindeki şeyleri gören Allah'ım, ömrümün en hayırlı kısmını son kısmı kıl. Amellerimin ve günlerimin de en hayırlısını yine en sonuncuları kıl. Bunun üzerine Hazreti Peygamber o göçebeyi kendisine getirmesi için oraya birisini bıraktılar. O kişi namazını bitiren göçebeyi Hazreti Peygamber'in yanına getirdi. Hazreti Peygamber bu göçebeye o sıralarda kendisine hediye edilmiş olan bir miktar altını vererek, "Ey göçebe, sen hangi kabiledensin?" diye sordular. Onun, "Amir bin Sasa oğulları kabilesindenim" demesi üzerine de, "Bu altınları sana niçin verdiğimi biliyor musun?" dediler. Göçebe şöyle cevap verdi. "Ey Allah'ın Resulü, aramızda bulunan akrabalıktan dolayı vermiş olmalısınız." O zaman Hazreti Peygamber, "Akrabalık hakkı da varsa da, ben bu altınları sana Allah'ı güzel bir şekilde övdüğünden dolayı verdim" buyurdular. Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'in şöyle dua ettiklerini duydum. "Ey Allah'ım, senden temiz, bereketli, güzel ve katında en sevimli olan isminle istiyorum. O öyle bir isimdir ki kendisiyle çağrıldığında icabet edersin. Onunla istenildiğinde verirsin. Merhamet talep edildiğinde
merhamet eder, sıkıntıdan kurtulmak isteyenleri kurtarırsın. Hazreti Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün bana, "Ey Ayşe, sen Allah Teala'nın bana kendisiyle dua edildiğinde kabul edileceği ve istenilenlerin verileceği ismi azamı öğrettiğini biliyor musun?" buyurdular. Bunun üzerine, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, bunu bana da öğretir misiniz?" dedim. Hazreti Peygamber, "Ey Ayşe, bu senin için uygun değildir." buyurdular. Böylece onun yanından ayrıldım. Ancak bir saat kadar sonra yine gelerek mübarek başlarını öptüm ve "Ey Allah'ın Resulü, ne olursunuz bana da öğretin." diye yalvardım. "Hayır ey Ayşe, onu sana öğretmem doğru olmaz. Çünkü onunla herhangi bir dünyalık isteyebilirsin." buyurdular. O zaman kalkıp abdest aldım ve iki rekat namaz kılarak, "Ey Allah'ım, senden Allah, Rahman, Ber ve Rahim isimlerinle, bilmediğim ve bildiğim tüm güzel isimlerinle beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni istiyorum." diye dua ettim. Bunları işiten Hazreti Peygamber gülümseyerek, "Ey Ayşe, ismi azam işte bu söylediğin kelimelerin arasındadır." buyurdular. Hazreti Peygamber'in duaların başında ve sonunda söyledikleri kelimeler. Hazreti Peygamber dualarında "Subhane Rabbiyel Aliyyil E'lel Vehhab, büyük ve en yüce olan ve hibe edicilerin en büyüğü Allah Teala'yı her türlü ortaktan tenzih ederim" kelimeleriyle başlarlardı. Hazreti Peygamber 100 defa da dua etseler, başında, ortasında ya da sonunda mutlaka "Rabbena atina fi'd-dünya haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve qina azâben-nâr." "Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette bir hasene ver ve bizi ateş azabından koru." kelimelerini söylerlerdi. Hazreti Peygamber'in bir kişiye Allah'a hamd edip kendisine de salatu selam getirdikten sonra dua etmesini buyurmaları. Hazreti Peygamber'in mescitte oturdukları bir gün, adamın biri içeri girerek namaza durdu. Namaz içerisinde, "Rabbiğfirli verhamni, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona, "Ey namaz kılan kişi, acele ettin. Namazını tamamlayıp oturduğunda Allah Teala'ya, şanına yakışır bir şekilde hamd edip, bana da salatu selam getirdikten sonra Allah'tan iste" buyurdular. Daha sonra bir başkası gelip namaz kıldı. Namazı bitirdikten sonra Allah'a hamd edip, Hazreti Peygamber'e de salatu selam getirdi. Hazreti Peygamber bu kişiye, "Ey namaz kılan kişi, Allah'tan iste, o senin duanı kabul edecektir" buyurdular. İbni Mesud'un Müslümanlara, dualarına Allah Teala'yı överek başlamalarını tavsiye etmesi. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. "Herhangi biriniz Allah Teala'dan bir şey isteyeceği zaman, önce Allah Teala'yı şanına yakışır bir şekilde metü sena eyleyip, Hazreti Peygamber'e salavat-ı şerife getirsin, sonra da isteklerini Allah'a arz etsin. Bu, duanın kabul olunması için en uygun şekildir." Hazreti Peygamber'in Arefe gecesinde ümmeti için mağfiret dilemeleri. Hazreti Peygamber bir Arefe gecesinde çok uzun bir süre dua ettiler ve ümmeti için mağfiret ve rahmet dilediler. Bunun üzerine Allah Teala vahiy göndererek, "Ey Resulüm, duanı kabul ettim ve ümmetinin benimle kendileri arasındaki tüm günahlarını bağışladım. Ancak onların kendi aralarında birbirleriyle yapmış oldukları zulümleri affetmem" buyurdu. Hazreti Peygamber ise, "Ey Rabbim, sen zulme uğradıklarından dolayı mazlumlara hayırlar vermeye kadir olduğun gibi, zalimi de affetmeye kadirsin" dediler. Ancak o gece Allah Teala'dan karşılık gelmedi. Hazreti Peygamber Müzdelife'ye döndükleri sabah aynı duayı tekrarladıklarında Allah Teala "onları da bağışladım" buyurdu. O zaman Hazreti Peygamber tebessüm ettiler. Onun bu halini gören sahabilerden bazıları
Ey Allah'ın Resulü, biz daha önceleri senin bu saatlerde gülümsediğini hiç görmemiştik, dediler. Hazreti Peygamber şöyle dediler. Allah'ın düşmanı iblisin haline güldüm. Çünkü o, Allah Teala'nın benim ümmetim hakkındaki duamı kabul ettiğini öğrendiğinde, dövünerek ve mahvoldum diyerek başına toprak saçmaya başladı. Hazreti Peygamber'in ümmetine dua etmeleri ve Allah Teala'nın da ona, ümmetin hakkında seni razı edeceğiz buyurması. Hazreti Peygamber bir gün İbrahim Aleyhisselam'ın, ''Ey Rabbim! Putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse onun yaptıklarına karşı şüphesiz ki sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.'' sözleriyle İsa Aleyhisselam'ın, ''Eğer onları bağışlarsan yegane galip hüküm ve hikmet sahibi olan hakikaten sensin sen.'' sözlerini okuduktan sonra ellerini kaldırarak, ''Rabbim, ümmetimi bağışla. Rabbim, ümmetimi bağışla. Rabbim, ümmetimi bağışla.'' diye dua edip ağladılar. Bunun üzerine Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'a, ''Ey Cebrail, Muhammed'e git ve niçin ağladığını sor.'' buyurdu. Cebrail Aleyhisselam Hazreti Peygamber'e gidip niçin ağladıklarını sordu ve sonra onun cevabını Allah Teala'ya iletti. O zaman Allah Teala, ''Git ve Muhammed'e ümmeti hakkında kendisini razı edip onu asla üzmeyeceğimi söyle.'' buyurdu. Hazreti Peygamber'in Ayşe validemize ve ümmetine dua etmeleri. Hazreti Peygamber ümmetine dua ederek, ''Ey Rabbim! Onların kalplerini ibadetine yönelt ve rahmetini üzerlerine indir.'' derlerdi. Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Sevinçli bir anlarında Hazreti Peygamber'e, ''Ey Allah'ın Resulü, benim için dua et.'' dedim. Bunun üzerine, ''Rabbim, Ayşe'nin geçmiş ve gelecek, gizli açık bütün günahlarını bağışla.'' diye dua ettiler. Onun bu duaları çok hoşuma gitti ve bu yüzden o kadar çok güldüm ki neredeyse düşecektim. Benim bu halimi gören Hazreti Peygamber, ''Yaptığım dua çok mu hoşuna gitti?'' diye sordular. ''Nasıl hoşuma gitmez ey Allah'ın Resulü?'' dediğimde de, ''Allah'a yemin ederim ki bu dua her namazda ümmetim için yaptığım duadır.'' buyurdular. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ebubekir ile Ömer'e dua etmeleri. Hazreti Peygamber, Hazreti Ebubekir için şöyle dua etmişlerdir. ''Ey Rabbim, kıyamet gününde Ebubekir'i benimle birlikte, derecesini de benim derecemde kıl.'' Hazreti Peygamber, Hazreti Ömer hakkında şöyle dua etmişlerdir. ''Ey Allah'ım, sen İslam'ı Ömer bin el-Hattab ya da Ebu Cehil bin Hişam'dan biriyle kuvvetlendir.'' Hazreti Peygamber, yine Hazreti Ömer hakkında şöyle dua etmişlerdir. ''Ey Rabbim, sen İslam'ı Ömer bin el-Hattab'la güçlendir.'' Hazreti Peygamber'in Hazreti Osman'a dua etmeleri. Hazreti Peygamber, kendisine bir kızıl deve hediye eden Hazreti Osman için şöyle dua ettiler. ''Ey Allah'ım, sen onu sırattan sağ salim geçir.'' Hazreti Peygamber, Hazreti Osman için, ''Ey Allah'ım, benim razı olduğum gibi sen de Osman'dan razı ol.'' diye dua ettiler ve bunu 3 kere tekrarladılar. Hazreti Peygamber, ''Ey Rabbim, sen Osman'ın geçmiş gelecek gizli açık işlemiş olduğu tüm günahlarını bağışla.'' diye dua ettiler. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali'ye dua etmeleri. Hazreti Ali şöyle anlatıyor. ''Bir keresinde hastalanmıştım. Hazreti Peygamber ziyaretime geldiler. Bir müddet oturduktan sonra kalkarak beni yerlerine oturttular ve abalarını da üzerime attılar ve namaz kılmaya başladılar. Namazı bitirdiklerinde, "Ey Eba Talib'in oğlu, artık sende hastalık kalmamıştır. Çünkü ben Allah Teala'dan kendim için ne istemişsem senin için de aynını istedim. O da benim duamı kabul etmiş,
Ancak bana senden sonra peygamber gelmeyecektir buyurmuştur dediler. Gerçekten de ayağa kalktığımda kendimi sanki o hastalığa hiç yakalanmamış gibi hissettim. Zeyd bin Yüsey, Said bin Vehb ve Amr bin Zimer şöyle anlatıyor. Hazreti Ali bir gün bizleri toplayarak, içinizde Hazreti Peygamber'in Gadir-i Hum denilen yerde benim hakkımda söylemiş oldukları sözleri işitenler ayağa kalksın dedi. Bunun üzerine 13 kişi ayağa kalkarak şunları söylediler. Allah için şahitlik ederiz ki o gün Hazreti Peygamber orada bulunan Müslümanlara ben sizlere kendi nefislerinizden daha yakın değil miyim diye sordular. Onların evet ey Allah'ın Resulü demeleri üzerine de sözlerini şöyle sürdürdüler. Şunu biliniz ki ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır. Rabbim ona yardım edenlere yardım et. Onu seveni sev. Sevmeyeni de sevme. Ona merhamet gösterene sen de merhamet göster. Yine ona düşmanlık yapana sen de düşmanlık yap. Hazreti Peygamber, Hazreti Ali için şöyle dua etmişlerdir. Ey Rabbim! Onun diline doğruluk ve kuvvet ver. Kalbini de doğru yola ilet. Hazreti Peygamber, Hazreti Ali hakkında şu duayı yapmışlardır. Ey Allah'ım! Ona doğru hüküm verme kabiliyeti ver. Hazreti Peygamber'in Sa'd bin Ebi Vakkas'la Zübeyir bin Avvam'a dua etmeleri. Hazreti Ebu Bekir şöyle anlatıyor. Ben Hazreti Peygamber'in Sa'd bin Ebi Vakkas hakkında Rabbim sen onun okunu hedefine isabet ettir. Dualarını kabul et ve kendisini insanlara sevdir diye dua ettiklerini işittim. Hazreti Peygamber Allah'ım sana dua ettiğinde Sa'd bin Ebi Vakkas'ın duasını kabul eyle diye dua etmişlerdir. Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bana, çocuklarıma ve torunlarıma dua ettiler. Hazreti Peygamber'in ehli beytlerine dua etmeleri. Hazreti Peygamber bir gün kızı Hazreti Fatıma'ya, git kocanı ve iki oğlunu bana getir buyurdular. Hazreti Fatıma gidip getirdiğinde, Hazreti Peygamber Hayber ganimetlerinden olan abalarını çıkararak onların üzerine atıp şöyle dua ettiler. Ey Rabbim! Bunlar Muhammed'in ehli beytidirler. İbrahim'in ehli beyti üzerine indirdiğin gibi Muhammed'in ehli beytinin üzerine de salavat ve bereketlerini indir. Muhakkak ki sen çok övülen yüce bir zatsın. Ebu Ammar şöyle anlatıyor. Vasıla bin Eskan yanında oturuyordum. Bir ara Hazreti Ali'den söz açıldı. Bunun üzerine orada bulunanlar Hazreti Ali'ye küfrettiler. Onlar kalkıp gittikten sonra Vasıla bana, otur da onların küfrettikleri zat hakkında sana bir şeyler anlatayım diyerek şunları söyledi. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanında oturuyordum. O sırada Hazreti Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin de oraya geldiler. Hazreti Peygamber abalarını çıkarıp onların üzerine atarak Rabbim bunlar benim ehli beytimdir. Sen bunlardan kusurları gidererek kendilerini tertemiz yap diyerek dua ettiler. O zaman ey Allah'ın Resulü ben de onlardan mıyım diye dua ettim. Evet sen de onlardansın buyurdular. Allah'a yemin ederim ki amellerimin içerisinde kendisine en çok güvendiğim Hazreti Peygamber'in bu müjdeleridir. Hazreti Peygamber'in torunları Hazreti Hasan'la Hüseyin'e dua etmeleri. Hazreti Peygamber torunları Hasan'la Hüseyin'e şöyle dua etmişlerdir. Ey Rabbim, ben bunları severim. Onları sen de sev. Bunları sevenler beni sevmiş sayılırlar. Hazreti Peygamber'in amcaları Abbas'a ve onun çocuklarına dua etmeleri. Hazreti Peygamber, amcaları Abbas için şöyle dua etmişlerdir. Ey Rabbim, Abbas'ın ve evlatlarının gizli açık tüm günahlarını bağışla. Evlatlarından ona hayırlı halefler kıl.
Hazreti Peygamber, amcaları Abbas için şöyle dua etmişlerdir. Abbas benim amcamdır ve babam gibidir. Atalarımdan kalan en son bağdır. Rabbim, onun günahlarını bağışla. Amellerinin güzellerini kabul edip, kötülerinden vazgeç. Onu azaba çarptırma. Zürriyetini de ıslah eyle. Hazreti Peygamber, bir gün amcası Abbas bin Abdülmuttalib'e, ''Yarın sen de, çocukların da ben gelinceye kadar evinizden ayrılmayınız. Sizlerle konuşacaklarım var.'' buyurdular. Ertesi sabah, Hazreti Abbas ve çocukları evden çıkmayarak Hazreti Peygamber'i beklediler. Hazreti Peygamber, kuşluk vaktinde gelerek, ''Selam, Allah'ın rahmet ve bereketi sizin üzerinize olsun.'' dediler. Hazreti Peygamber, onlara nasıl sabahladıklarını sordular. Onlar da Allah'a hamd ederek sabahladık cevabını verdiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bir araya geliniz ve birbirinize yaklaşınız buyurdular. Sonra da abalarını çıkarıp onların üzerine atarak Rabbim bu babamın kardeşi ve benim amcamdır. O babam yerindedir. Bunlar da benim ehli beytimdirler. Benim kendilerini abamla koruduğum gibi sen de onları ateşten koru, diye dua ettiler. O zaman evin duvarlarından ve kapının eşiğinden amin sesleri duyuldu. İbn Abbas şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in hanımı teyzem Meymune'nin yanında bulunuyordum. Bir ara Hazreti Peygamber'in abdest suyunu hazırladım. Hazreti Peygamber bu suyu kimin hazırladığını sorduklarında, teyzem Meymune benim hazırladığımı söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bana, ey Rabbim, onu dinde fakih kıl, ona Kur'an'ın tefsirini öğret diye dua ettiler. Hazreti Peygamber'in Cafer ve çocuklarına Zeyd bin Harise ve Abdullah bin Revaha'ya dua etmeleri. Hazreti Peygamber, ey Allah'ım, Cafer'in yokluğunda onun çocuklarına sen sahip çık diye dua ettiler. Hazreti Peygamber bir keresinde, ey Rabbim, Cafer'den sonra onun aile efradına sen sahip çık ve Abdullah bin Cafer'in alışverişine bereket ihsan eyle diye dua ettiler ve bunu da 3 kere tekrar ettiler. Hazreti Peygamber, Mute Savaşı'nda Belka denilen yerde şehit edilen Cafer bin Ebi Talip için şöyle dua ettiler. Rabbim, Cafer'e aile efradından, salih kullarına kıldığın haleflerden daha hayırlı ve daha üstününü halef kıl. Zeyd bin Harise, Cafer ve Abdullah bin Revaha'nın şehit oldukları halde geldiğinde, Hazreti Peygamber kalkıp onları övdüler ve sonra da Zeyd'den başlayarak şöyle dua ettiler. Ey Allah'ım, Zeyd'i bağışla. Ey Allah'ım, Zeyd'i bağışla. Ey Allah'ım, Zeyd'i bağışla. Ey Allah'ım, Cafer'i bağışla. Ey Allah'ım, Abdullah bin Revaha'yı bağışla. Hazreti Peygamber'in Yasir ailesine, Ebu Seleme ve Üsame bin Zeyd'e dua etmeleri. Hazreti Peygamber, ey Allah'ım, sen Yasir ailesini bağışla diye dua etmişlerdir. Hazreti Peygamber, Ammar için şöyle dua etmişlerdir. Ey Rabbim, bereketini Ammar üzerine indir. Hazreti Peygamber, şöyle dua etmişlerdir. Ey Allah'ım, Ebu Seleme'yi bağışla. Onu mukarreplerin, yani kendine yaklaştırdıklarının derecesine çıkar. Ondan sonra çocuklarına sen halef ol. Ey alemlerin Rabbi! Hem bizi hem de onu bağışla. Onun kabrini genişlet ve nurlandır. Üsame bin Zeyd şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber beni sağ, Hasan'ı da sol dizlerine oturturlar. Sonra da bizi bağırlarına basarak, ey Allah'ım! Benim merhamet ettiğim gibi sen de onlara merhamet et. Ben onları seviyorum. Sen de sev diye dua ederlerdi. Üsame bin Zeyd şöyle anlatıyor.
Hazreti Peygamber'in hastalıkları ağırlaştığında Cüruf'taki ordugâhtan Medine'ye indim. Benim arkamdan askerler de Medine'ye geldiler. Yanlarına girdiğimde Hazreti Peygamber konuşamıyorlardı. Mübarek ellerini üzerime koyup kaldırıyorlardı. Ben bu hareketlerinden onun benim için dua ettiklerini anladım. Hazreti Peygamber'in Amr İbnül As, Hakim bin Hizam ve Cerir'le Büsr'ün ailesine dua etmeleri. Hazreti Peygamber bir keresinde şöyle dua etmişlerdir. Ey Allah'ım! Amr İbnül As'ı bağışla. Bunu 3 kere tekrarladıktan sonra, çünkü o kendisini sadaka vermeye davet ettiğimde bana icabet eder buyurdular. Hazreti Peygamber Hakim bin Hizam için, Rabbim onun alışverişini bereketli ve başarılı kıl diye dua etmiştir. Hakim bin Hizam şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün bana kurbanlık bir hayvan almam için 1 dinar verdiler. Ben çarşıya giderek bu 1 dinara bir hayvan aldım ve sonra onu 2 dinara sattım. Bu 2 dinarın biriyle bir koyun aldım, diğerini de Hazreti Peygamber'e getirdim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bana bereketle dua ettiler ve o 1 dinarı da sadaka olarak vermemi söylediler. Cerir şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e giderek at sırtında duramayıp düştüğümü söyledim. Bunun üzerine mübarek elleriyle şiddetini hissedecek derecede göğsüme vurarak, Rabbim onu sabit kıl, kendisini hidayet üzere ve insanları doğru yola iletecek biri kıl diye dua ettiler. O günden sonra bir daha attan düşmedim. Abdullah bin Büsr şöyle anlatıyor. Bir gün babamla birlikte evimizin önünde otururken Hazreti Peygamber'in bir katır sırtında gelmekte olduklarını gördük. Yanımıza geldiklerinde babam, ''Ey Allah'ın Resulü, yemeğimizden yemek üzere inmez misiniz? Hem bize de bereketle dua edersiniz.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hayvandan inerek evimize girdiler. Yemeği yedikten sonra da, ''Rabbim, onlara merhamet eyle, onları bağışla, rızıklarını bereketli kıl.'' diye dua ettiler. Hazreti Peygamber'in Bera bin Mağrur, Sa'd bin Übade ve Ebu Katade'ye dua etmeleri. Gıfar kabilesinden bir kişi Hazreti Peygamber'e geldi ve Hazreti Peygamber ona ismini sordular. Onun ismim Nebhan'dır demesi üzerine de sen ikrama layık birisin buyurdular. Daha sonra Hazreti Peygamber Medine'ye geldiklerinde Bera bin Mağrur için şöyle dua ettiler. Ey Allah'ım! Bera bin Mağrur'a merhamet eyle. Kıyamet gününde onu mahcup eyleme. Onu cennetine dahil eyle. Hazreti Peygamber şöyle dua etmişlerdir. Ey Allah'ım! Sa'd bin Übade'nin ailesi üzerine salat ve rahmetini indir. Ebu Katade şöyle anlatıyor. Bir keresinde Hazreti Peygamber'le bir yolculuk yaptım. Bir ara uyukladıklarını ve develerinden düşecek gibi sarktıklarını gördüm. Hayvanımı sürerek yanlarına vardım ve kendilerini doğrultarak uyanıncaya kadar tuttum. Sonra bir kere daha sarkmış olduklarını gördüm ve yine doğrultarak uyanıncaya kadar tuttum. Bunun üzerine benim için şöyle dua ettiler. Rabbim, o bu gece beni nasıl muhafaza etmişse sen de onu muhafaza et. Sonra da bana dönerek, ey Ebu Katade, seni bu gece çok yorduk buyurdular. Hazreti Peygamber'in Enes bin Mali'ye ve başka sahabilere dua etmeleri. Ümmü Süleym Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, Enes için dua et dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ey Allah'ım, onun malını ve çocuklarını çoğalt, malını bereketli kıl diye dua ettiler. Harmele adlı bir kişi Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve dilini işaretle, ey Allah'ın Resulü, işte iman buradadır dedi. Sonra da kalbini işaretle, münafıklık da şuradadır. Çünkü o Allah'ı çok az zikrediyor diye ekledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onun için şöyle dua ettiler. Ey Rabbim!
ona zikredici bir dil, şükredici bir kalp ihsan eyle. Beni sevenleri sevdiği sürece ona bol rızık ver ve sonunu hayırlı kıl. Telip adlı sahabi, Hazreti Peygamber'e gelerek ondan kendisine dua etmesini istedi. Hazreti Peygamber de bu isteğini izin verildiği zaman yerine getiririm dediler. Uzun bir süre oturduktan sonra onu yanlarına çağırdılar. Mübarek elleriyle onun yüzünü sıvazlayarak üç kere "Ey Rabbim, Telib'i bağışla ve ona merhamet eyle" buyurdular. Hazreti Peygamber şöyle dua etmişlerdir. "Rabbim, Ebu Amir Übey'i kıyamet gününde insanların en üstünlerinden kıl." Hassan bin Şeddat şöyle anlatıyor. "Bir gün annem beni alıp Hazreti Peygamber'e götürdü ve "Ey Allah'ın Resulü, şu oğlumun iyi bir insan olması için dua etmeni istemek üzere sana geldim" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber kalkıp abdest aldılar. Sonra da kalan sudan bir miktar alarak yüzüme sürdüler ve şöyle dua ettiler. "Ey Allah'ım, annesi için ona bereket ver. Onu temiz ve iyi bir insan yap." Hazreti Peygamber'in zayıf sahabilerine dua etmeleri. Hazreti Peygamber bir keresinde namazlarını bitirip selam verdiklerinde yüzlerini kıbleye çevirip başlarını da kaldırarak şöyle dua ettiler. "Ey Rabbim, Seleme bin Hişam'ı, Ayyaş bin Ebi Rabia'yı, Velid bin Velid'i ve kurtuluş imkanı bulamayan zayıf Müslümanları kurtar." Hazreti Peygamber bir sabah namazını kılarken birinci rekatın rükûundan kalktıklarında şöyle dua ettiler. "Ey Allah'ım, Velid bin Velid'i, Hişam oğlu Seleme'yi, Ebu Rabia oğlu Ayyaş'ı ve Mekke'deki diğer zayıf Müslümanları kurtar. Ey Rabbim, Mudar kabilesi üzerine bela ve felaketler yağdır. Onların gelecek senelerini Yusuf'un kıtlık seneleri gibi kıl." Hazreti Peygamber'in muaza her namazın sonunda "Rabbim, bana seni anmak, sana şükretmek ve güzelce ibadet etmek hususlarında yardımcı ol" diye dua etmesini tavsiye buyurmaları. Hazreti Peygamber bir gün Muaz bin Cebel'in elinden tutarak "Ey Muaz, Allah'a yemin ederim ki ben seni seviyorum" buyurdular. Muaz da Hazreti Peygamber'e "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin ederim ki ben de seni seviyorum" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şunları söylediler. "Ey Muaz, sana her namazın arkasından şu kelimeleri söylemeni tavsiye ediyorum. Rabbim, bana seni anmak, sana şükretmek ve güzelce ibadet etmek hususlarında yardımcı ol. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike." Daha sonraları Muaz bin Cebel bu vasiyeti Es-Sanabihi'ye, Es-Sanabihi Ebu Abdirrahman'a, o da Ukbe bin Müslim'e yaptı. Hazreti Peygamber'in namazı bitirip de selam verdiklerinde "Allahümme entesselam ve minkesselam, teberrakte ya zel celali vel ikram" demeleri. Abdullah bin Amr'ın yanında namaz kılan bir kişi, onun selam verdiğinde şunları söylediğini işitti. "Allahümme entesselam ve minkesselam, teberrakte ya zel celali vel ikram." "Ey Allah'ım, sen selamsın ve selam sendendir. Ey celal ve ikram sahibi, sen müşriklerin dediklerinden yücesin." Aynı kişi daha sonra Abdullah bin Ömer'in de selam verdiğinde bu kelimeleri söylediğini işitince güldü. İbni Ömer, "Niçin gülüyorsun?" dedi. Adam, "Bir keresinde Abdullah bin Amr'ın yanında namaz kılmıştım. O da aynen senin söylediklerini söylüyordu. Bu yüzden güldüm" dedi. Bunun üzerine İbni Ömer, "Hazreti Peygamber de namazlarını bitirdiklerinde bunları söylerlerdi" buyurdu. Hazreti Peygamber'in namazdan sonra "Ey Allah'ım, benden gam ve hüznü gider" diye dua etmeleri. Hazreti Peygamber namazlarını bitirdiklerinde mübarek sağ elleriyle başlarını sıvazlayarak şunları söylerlerdi.
Bismillahillezî lâ ilâhe illâ huve'r-rahmânur-rahîm. Allahümme zhib annil hemme vel hazen. Rahman ve Rahim olup kendisinden başka ilah olmayan Allah'ın adıyla. Ey Rabbim, benden gam ve hüznü gider. Ebu Eyyub ve İbni Ömer'in Hazreti Peygamber'in namazın sonunda yapmış oldukları duaları hakkındaki sözleri. Ebu Eyyub radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Arkasında kıldığım her namazın sonunda Hazreti Peygamber şu kelimeleri söylerlerdi. Allahümme gfirli hatayaya ve zunubi kullaha. Allahümme ven'işni vecburni vehdini li salihil a'mali vel ahlaki la yehdi li salihiha ve la yusarrifu seyyi'aha illa ente. Allah'ım, günah ve hatalarımın tümünü bağışla. Rabbim beni yücelt, eksiklerimi giderip, salih amel ve güzel ahlaka sevk edip, bunların kötülerinden de uzaklaştıran sensin. İbni Ömer şöyle anlatıyor. Arkasında kıldığım bütün namazların sonunda Hazreti Peygamber şu kelimeleri söylerlerdi. Rabbim, benim hatalarımı ve kasten yaptıklarımı bağışla. Allah'ım, beni amellerin ve ahlakların en güzellerine hidayet et. Bunların en güzellerine ancak sen hidayet eder ve kötülüklerinden yine sen çevirirsin. Allahümme gfirli hatai ve amdi. Allahümme ehdini li salihil a'mali vel ahlaki. İnnehu la yehdi li salihiha ve la yusarrifu seyyi'aha illa ente. Ümmü Seleme ve Ayşe validelerimizin Hazreti Peygamber'in namaz sonralarında yaptıkları dualar hakkında naklettikleri. Hazreti Peygamber sabah namazından sonra şöyle dua ederlerdi. Allahümme inni es'elüke rızkan tayyiben ve ilmen nafi'an ve amelen mütekabbelen. Allah'ım, senden tertemiz, helal bir rızık, yararlı bir ilim ve kabul olunacak bir amel istiyorum. Hazreti Peygamber her namazdan sonra şu duayı ederlerdi. Allahümme Rabbe Cibril'e ve Mika'il'e ve İsrafil'e e'idni min harrin nari ve azabil kabr. Ey Allah'ım! Ey Cebrail, Mika'il ve İsrafil'in Rabbi! Beni ateşin hararetinden ve kabir azabından kurtar. Hazreti Ebu Bekir, Muaviye ve Ebu Musa'nın Hazreti Peygamber'in namazdan sonra yaptığı iki dua hakkındaki rivayetleri. Hazreti Ebu Bekir şöyle dedi. Hazreti Peygamber her namazın akabinde, ey Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınıyorum derdi. Muaviye şöyle dedi. Hazreti Peygamber namazdan döndüğünde, ey Allah'ım, senin verdiğine mani yok. Senin men ettiğini de kimse veremez. Servet sahibine servetinin, soy sop sahibine soyunun sopunun varlığı senin katında hiçbir fayda sağlamaz derdi. Ebu Musa şöyle dedi. Hazreti Peygamber abdest alıp namazı kıldıktan sonra, Ya Rab, benim günahlarımı affeyle, evimi bana genişlet, rızkımda bereket kıl derdi. Hazreti Peygamber'in namazdan sonraki duasıyla ilgili Zeyd bin Erkam ve Hazreti Ali'nin rivayetleri. Hazreti Peygamber namazı bitirince, ey Rabbimiz, ey her şeyin Rabbi, ben şehadet ederim ki ancak sensin Rab. Biriciksin sen, ortağın yoktur. Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, ey her şeyin Rabbi, ben şehadet ederim ki Muhammed senin kulun ve Resulündür. Ey Allah'ım, ey her şeyin Rabbi, ben şehadet ederim ki bütün kullar kardeştirler. Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, ey her şeyin Rabbi, beni kendim için ve ehlim için ihlaslı kıl her saatte, dünyada ve ahirette. Ey celal ve ikram sahibi, dinle ve duamı kabul eyle. Allah yücelerin en yücesidir. Allah bana kafidir. Ne güzel vekildir. Allah
yücelerin yücesidir diye dua ederdi. Hazreti Peygamber namazdan selam verince, "Ya Rabbi, takdim ettiğimi ve tehir ettiğimi, gizlice yaptığımı, açıkça yaptığımı ve israf ettiğim her hususta beni affeyle. Senin benden daha iyi bildiğin hususta beni affeyle. Mukaddim, müahhir sensin. Senden başka ilah yoktur." derdi. Hazreti Peygamber'in sabah ve akşam yaptığı dualar. Resulullah'ın komşusu olan bir hatun bana, "Resulullah'ı dinledim. Fecir doğduğu zaman şöyle diyordu. Ey Allah'ım, kabir azabından, kabir fitnesinden sana sığınıyorum." Hazreti Peygamber'in "Biz sabahladık. Mülk de Allah'ın olarak sabahladı." demesi. Hazreti Peygamber sabah olduğunda "Biz sabahladık. Mülk de Allah'ın olarak sabahladı. Hamd Allah'a mahsustur. Onun ortağı yoktur. O biricik mabuttur. Diriliş onadır." derdi. Akşamladığında da "Biz akşamladık. Mülk de Allah'ın olarak akşamladı. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'ın şeriki yok. Mabut ancak O'dur. Dönüş ancak O'nadır." derdi. Akşam olduğunda Hazreti Peygamber, "Biz akşamladık. Mülk de Allah'ın olarak akşamladı. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka mabut yoktur. Biriciktir, ortağı yoktur. Mülk ancak O'nundur. Hamd ancak O'nadır. O her şeye kadirdir. Ey Rabbim, bu gecedeki nesnelerin en hayırlısı neyse onu senden istiyorum. Ondan sonra gelenin hayırlısını senden istiyorum. Bu gecenin ve bu geceden sonra gelenlerin içindeki nesnelerin şerrinden sana sığınıyorum. Ya Rabbi, tembellikten, yaşlılıktan sana sığınıyorum." diye dua ederdi. Sabahladığında da aynı duayı, "Biz sabahladık, mülk de Allah'ın olarak sabahladı." şeklinde yapardı. Hazreti Peygamber'in İslam milleti ve ihlas kelimesi üzerinde sabahladık demesi. Allah'ın Resulü sabahladığında ve akşamladığında, "Biz İslam milleti üzerinde sabahladık ve akşamladık. İslam fıtratı üzerinde akşamladık. İhlas kelimesi üzerine, Muhammed'in dini, İbrahim'in dini üzerinde sabahladık ve akşamladık. Batıldan hakka meylederek, teslim olarak, Allah'a şirk koşanlardan olmayarak sabahladık ve akşamladık." derdi. Hazreti Peygamber'in "Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a razı oldum." demesi. Adamın biri Humus Mescidi'nin avlusundan geçiyordu. "Bu adam Hazreti Peygamber'e hizmet etmiştir." dediler. Bunun üzerine onun yanına giderek, "Hazreti Peygamber'den şahsen dinlediğin bir şeyi bana söylet." dedim. Adam, "Hazreti Peygamber'in bir Müslüman kul sabah ve akşam 3 kere Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a razı oldum derse, kıyamet günü onu hoşnut etmek Allah'ın üzerine hak olur dediğini işittim." derdi. Hazreti Peygamber'in sabah ve akşam yaptığı dua ile ilgili İbni Ömer'in rivayeti. Hazreti Peygamber akşamladığında ve sabahladığında şunu söylüyordu. Dünyadan ayrılıncaya kadar da bundan ayrılmadı. "Ey Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet istiyorum. Ey Allah'ım, ben senden dinim ve dünyam, ailem ve malım hakkında afiyet istiyorum. Ya Rab, benim günahlarımı ört. Korkularıma emniyet ver. Ya Rab, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden koru. Altımdan, hileye uğramaktan, senin izzetine sığınıyorum." Hazreti Peygamber'in Ebu Bekir'e sabah akşam okumasını emrettiği dua. Hazreti Peygamber bana sabahladığımda ve akşamladığımda, yatağıma geceleyin girdiğimde şu duayı okumamı emretti. "Ey Allah'ım, ey göklerin ve yerin yaratıcısı, gaybın ve şehadetin âlemi, sen her şeyin Rabbisin ve hakimisin, malikisin. Şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Sen biriciksin, ortağın yoktur.
şehadet ederim ki Muhammed senin kulun ve Resulündür. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, şirkten sana sığınıyorum. Kendi nefsime veya herhangi bir Müslümana kötülük yapmaktan sana sığınıyorum. Hazreti Peygamber'in şahsı, ailesi ve malı için korkan adama öğrettiği dua. Resulullah'a bir kişi geldi ve, "Ey Allah'ın Resulü, ben kendim, ailem ve malım için korkuyorum," dedi. Hazreti Peygamber, "Her sabahladığında ve akşamladığında şunu söyle, Allah'ın ismiyle başlıyorum. Dinim üzerine, nefsim ve aile efradım üzerine ve malım üzerine Allah'ın ismini getiriyorum." Kişi bunları söyledikten sonra Resulullah'a geldi ve Hazreti Peygamber ona, "Daha önce gördüğün durumlar var mıdır?" diye sordu. Adam, "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki daha önce hissettiklerim yoktur," dedi. Hazreti Peygamber'in, "Bizi yediren, içiren ve her ihtiyacımızı karşılayan Allah'a hamd ve senalar olsun," demesi. Allah'ın Resulü yatağına girdiğinde, "Hamd o Allah'a ki beni başkasına muhtaç etmedi ve beni bir sığınağa aldı. Bana yedirdi ve içirdi. Hamd o Allah'a mahsustur ki bana olan iyilikleri ihtiyaç sınırlarını aşmış ve bana ihtiyaçlarımın çok üstünde vermiştir. Ey Allah'ım! Ey her şeyin Rabbi ve Padişahı! Ateşten sana sığınıyorum," diye dua etmiştir. Hazreti Peygamber'in, "Ya Rabbi! Kullarını kabirden kaldırdığın gün beni azabından koru," demesi. Hazreti Peygamber, uyumak istediği zaman elini başının altına koyduktan sonra, "Ya Rab, halkı haşre gönderdiğin gündeki azabından beni koru," derdi. Hazreti Peygamber'in, "Bismillah, Allah için yanımı yere koyuyorum," demesi. Hazreti Peygamber, geceliğin yatağına girdiğinde, "Allah'ın ismiyle giriyorum, yanımı Allah için yatağa koyuyorum. Ya Rab, günahımı affeyle, şeytanı benden uzaklaştır, bağlarımı çöz ve beni meleklerin yüksek